etme kardeş. Param kazanmayı dert etme der kes. Sağ solu kes. Amacına ulaş bir de hayatını yaşa. Bu da sana var. O zamana kadar az yaptık herkes. Sağ solu kes. Ya komiserim, Azılı katilin buradan geçeceğine emin misiniz? Oğlum ben nereden bileyim lan? Anons geldi bize, bekleyin diye, bekleyip göreceğiz işte. Anlaşıldı komiserim, tamamdır. Dikkatli olun koçum, şüpheli bir araç görürseniz hemen durdurun. Hadi. Tamamdır komiserim, benden kaçmaz, hiç merak etmeyin. Komiserim, görüyor musun? Göreve yeni başladı ya, nasıl da hevesli. Görev aşkı dayanıyor komiserim. Aynen. Aferin koçum benim. Bu hevesini hiç kaybetme ha. Ulan seni. Hayırlı yolculuklar beyefendi. Ehliyet ruhsat. Ya beyefendi kusura bakmayın da siz kimsiniz? Sivil polis kardeş, uzatma, ver şunları. Memur bey, yalnız bu vekilin özel aracı. Kendisi dolaşmaya çıktı. Fark etmiyor kardeş. Ehliyet ruhsat istedik sadece. Ya tamam verelim de duymadınız galiba. Duyduk kardeş, duyduk. Milletin vekiliymiş. Biz de rutin kontrol yapıyoruz. Azılı bir katil var da. Ne oluyor? Efendim, bir katili aramak için kontrol atmışlar. Ben sizin vekil olduğunuzu söyledim. Buna rağmen ehliyet ve ruhsat istiyorlar. Sorun değil. Ver tabii ki. Memur arkadaşlar yardımcı olmak lazım. Tamam efendim. Buyurun memur bey. Teşekkürler beyefendi. Bir saniye bekleyin. İşlemleriniz tamam efendim. Yardımcı olabildiysek ne mutlu. Sorun yok efendim. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. İyi yolculuklar. Hayırlı görevler. Gidebiliriz. Tabii ki efendim. Görüyor musunuz? Ne kadar anlayışlı ve kibar bir insan. Başkası olsa ben vekilim deyip sorun çıkarır, problem yaşatır. Hatta hakaret edebilir. Hatta yüzümüzü de tükürebilir. Vallahi helal olsun ya. Komiserim, milletin vekili. Böyle olması lazım. Üstün olan onlar değil, millettir. Aynen öyle. Milletin olmadığı yerde ne vekil olur ne de başka bir şey.